Herkese merhaba, ben Atakan Kaya. İlk insansı robotların bundan tam 800 yıl önce yapıldığını biliyor muydunuz? Ya bugünkü arabaların en önemli aksamlarından olan krank mili ve 4 zamanlı dişlilerin bu topraklarda icat edildiğini? Evet, hepsi ve daha fazlası birçok bilim tarihçisine göre Orta Çağ'ın en büyük dehası sayılan Cezeri tarafından Diyarbakır'daki Artuklu Sarayı'nda yapılmıştır. Tıp denince akla ilk nasıl İbn Sina geliyorsa, sibernetik denince de akla ilk El Cezeri gelmelidir. Sibernetik, haberleşme, denge kurma ve ayarlama bilimidir. İnsanlarda ve makinelerde bilgi alışverişi, kontrolü ve denge durumunu inceler. Bu bilim zamanla gelişerek bugün hayatımıza giren bilgisayarların temelini atmaktadır. Sibernetik ve otomatik sistemlerin başlangıcı konusunda Fransızlar Descartes ve Pascal'ı, Almanlar Leibniz'i, İngilizler Bacon'u ileri sürerler. Oysa El Cezeri, rakiplerinden tam 600 sene önce sibernetiğin ilkelerini bilim dünyasına sunan ilk kişidir. Buna basit bir örnek verecek olursak, Cezeri öyle bir su çarkı yapmış ki, bu çark Mısır'da 1970'li yıllara kadar hastaneye su taşıma hizmetine devam etmişti. Herkes bu çarkın 15. yüzyılda Avrupa'da yapıldığını zannediyordu. Oysa 1200'lü yılların başlarında Cezeri tarafından yapılmıştı. Hatta dünyaca ünlü isimler bile onun yaptığı buluşları kendi buluşlarıymış gibi lanse ettiler. Konuyu daha da açacak olursak, Leonardo da Vinci ve Uzaylılar adlı belgesel serisinde bazı öne çıkan noktalar vardır ki bunlar Leonardo da Vinci'nin çizmiş olduğu makinelerdir. Evet, Leonardo da Vinci gerçekten de bir dahiydi. Ancak belgeselde incelenen nokta, Leonardo da Vinci'nin çizdiği makineler o döneme ait olamazdı. Çünkü o dönemde Avrupa'da henüz bu bilime dair bir gelişmişlik seviyesi yoktu. Belgeselde ise bunu sorgulayarak bu çizimlerin iki türlü izahının olduğunu söylüyorlardı. Ya gerçekten muazzam bir deha sahibiydi ya da icatlarını ve çizimlerini ilham aldığı, hatta kopyaladığı birisi vardı. Belgeseli hazırlayanlar ikinci olasılığı ele alıyordu ve bu çizimlerin arkasında başkalarının olduğunu düşünüyorlardı. Çizimlerin arkasındaki kişilerin ise uzaylı olduğunu söylüyorlardı. Çünkü Leonardo da Vinci'nin yaşadığı dönemde böyle buluşlar ve tasarlanan makineler imkansız olarak görülüyordu. Bundan dolayıdır ki bu buluş ve çizimleri uzaylılara bağlıyorlardı. Leonardo da Vinci dönemin önde gelen ve bakış açısıyla deha sahibi bir insandı. Fakat elindeki tasarımlar yaşadığı çağı göz önüne bulundurduğumuz zaman tek başına yapması imkansızdı. Halbuki çizimleri ve makineleri uzaylılara bağlanan belgeselde atladıkları bir nokta vardı. O da Leonardo da Vinci'nin tasarımlarını tam 300 yıl önce Cezeri tasarlamış ve hayata geçirmişti. Leonardo da Vinci sadece Cezeri ile kalmamış, birçok Müslüman bilim adamının buluşlarını batıya götürerek kendi fikirleriymiş gibi lanse etmiştir. İşte tam da bu noktada, yok artık, daha neler diyebilirsiniz? Bu çok doğaldır ve ilk öğrendiğimde ben de öyle düşünmüştüm. Fuat Sezgin Hoca bu konuyla alakalı şunları söylüyor. Leonardo da Vinci hiçbir alet yapmadı. Leonardo da Vinci'nin kitabını ben gördüm. O çizdiği aletleri doğrudan doğruya Arapça tercüme ettikleri kitaplardan gördü. Resimlerini çizdi. Çünkü İtalya'ya ulaşan Müslüman bilim adamlarının yazmış olduğu birçok kitap İtalyanca'ya tercüme edildi. Leonardo da Vinci gizli kapaklı olarak yapılan İtalyanca tercümelerinden faydalandı. Ve böylelikle Avrupa'ya seslerini duyurdular. Ancak Leonardo da Vinci'nin hakkını yememek gerekiyor. Çünkü Cezeri'nin üstün bilgilerini ve tekniklerini hem anlamak hem de hayata geçirmek her kişinin işi değildir. Sadece şunu belirtmek gerekiyor ki, kendisi Cezeri'den aldığı, akademik dilde intihal ettiği, halk dilinde ise çaldığı eserlerle Avrupa'da ismini duyurmuştur. Tekrar Cezeri'ye gelecek olursak, onu anlatırken dikkatimizi ilk çeken şey robotlardır. Bilindiği üzere Avrupa'da icat edilen buharlı makine, teknolojik anlamda büyük bir devrim yaratmıştı. Otomatik olarak çalışan bu icat gerçekten de devrim niteliğindeydi. Ancak bundan yüzyıllar önce 1200'lü yıllarda Cezeri'nin yapmış olduğu su çarkı tulumbası adında su ile çalışan çift etki ilkesi uygulanarak emme basma olarak bilinen ve otomatik çalışan ilk icadı yapmıştı. Kendisinin belki ilk değil ama dünya tarihinin ve kayıtlara geçen ilk robot yine Cezeri tarafından yapılmıştır. Bu robot Artuklu hükümdarına hediye edilmiştir. Cezeri'nin Artuklu hükümdarına sunduğu robot ise içecek ikram ediyordu. Bu buluş hem robotların hem de günümüzdeki otomatların atası diyebiliriz. O zaman bu robota hayranlıkla bakılıyor. Ancak diğer yaptığı robotlara bakılarak klasik ve klişe kalıyor. Cezeri 50'ye aşkın robot yapmıştır. Bunlardan bir tanesi sarayda köle çalıştırmak istemeyen hükümdarını eline abdest suyu döken robotlardır. Hükümdarın sarayın bahçesine öten kuşların gelmemesine üzüldüğünü gören Cezeri, rüzgar gülüyle çalışan ve çeşitli kuş sesleri çıkaran kuş robotlar yapmıştır. Rüzgar öylesine hesap ederek bir sistem kurmuş ki kuş sesleri çıkaran robotlar yapmıştır. Cezeri'nin çalışmaları kendine özgü çalışmalardır. Bu konu hakkında İngiliz mühendis Donald Bill şöyle söylüyor. Mühendislik tarihinde El Cezeri'nin çalışmalarını göz ardı etmek imkansızdır.
Hiç şüphesiz cezeriyle özdeşleşen ve en iyi bilinen icadı filli su saatidir. Aslında bu buluş diğer makineler gibi icat ya da yeni bir keşif değildir. Sanatın, teknolojinin, zekanın ve matematiğin bir araya geldiği bir şaheserdir. Dünyanın en karmaşık makinelerinden bir tanesidir. Bu saati günümüz teknolojisiyle Dubai'de tam boyutlu olarak yapmışlar ve yapımında tam 550 kişi çalışmıştır ve 100 bin saat sürmüştür. Yani yaklaşık olarak 11,5 yıl kadar. Cezeri ise bu makineyi 800 yıl önce tek başına yapmıştı. Bu saat o dönemin saatlerinden ileri derecede gelişmiş olan bir saatti. Somutlaştıracak olursak, tıpkı Nokia 3310 kullanırken birdenbire iPhone 12'ye geçtiğinizi düşünün. İşte dönemindeki saatlerle arasındaki teknoloji farkı bu kadar büyüktü. Cezeri Müslümanlar ve bilim dünyası için bir örnek olmalıyken, ondan hiç haberimizin olmaması bizim kusurumuz.